bir bakıyorum. Ne diyorsun? Ülkemizde ilk kez 2013 yılında arabuluculuk sistemimize girmişti. İlk olarak ihtiyari arabuluculuk olarak başlamıştı. Sonrasında 2018'den itibaren ilk kez dava şartı arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk olarak iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk başladı. Sonrasında ticari uyuşmazlıklarda 2019'dan itibaren başladı. 2020 yılında da tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sistemini başlattık. 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren de arabuluculuğun, zorunlu arabuluculuğun kapsamını genişlettik. Bu kapsamda da ilamsız icra yoluyla tahliye hariç kira uyuşmazlıklarında, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklarda, ortaklığın giderilmesinden doğan uyuşmazlıklarda, tarımsal üretim hizmet sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda, yine ticaret kanunu ve iş kanunundan kaynaklanan itirazın iptali, menfi tespit ve istibdat davalarında da zorunlu arabuluculuğu başlattık. Ve bu kapsamda da, zorunlu arabuluculuk kapsamında da önemli gelişmeleri de sağladık. Özellikle vatandaşlarımızın mahkemeye gitmeden karşılıklı anlaşarak gerek kirada gerek diğer konularda 1 Eylül'den itibaren başlattığımız uyuşmazlık türlerinde vatandaşlarımızın anlaştığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 169.255'i buldu. Bu başvurulardan 87.149'u anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmama sayısı 62.783. Burada şunu ifade etmek lazım. 87.149 kişinin anlaşması demek, yani 87.149 uyuşmazlığın anlaşmayla sonuçlanması demek, 174.000 vatandaşımızın adliyeye düşmemesi demek, yargıya gitmemesi demek. Vatandaşlarımızın bu konuda 87.149 uyuşmazlık davaya intikal etmeyerek hem yargının iş yükünü azaltmış oluyorlar, hem de kendi aralarında dostane bir şekilde bu uyuşmazlığı çözmüş oluyorlar. Çünkü kiracı ile kiralayan genelde aynı mahalde, aynı site içerisinde, belki aynı apartmanda ve bunlar genelde aynı asansörü de kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bu komşuların birbirleriyle davalık olmaları, adliyeye düşmeleri hoş olmayan bir durum. Arabuluculuk sistemiyle, dava şartı arabuluculuk sistemiyle onları barıştırmak, dostane bir çözüm yöntemiyle onların her iki tarafın memnun olacağı bir hakka kavuşmasını sağlamak önemli. Bu anlamda kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sisteminin de başarıyla yürüdüğünü görmek mümkün. Burada da anlaşma sayısı 10.223. Bu da çok önemli bir rakam. Özellikle ortaklığın giderilmesi davaları, uzun süren davalar, taraf teşkilinin zor olduğu davalar, yargıda epey bir zaman alan davalar. Dolayısıyla 10.223 davanın, bunların bir kısmı örnekleri de var. 30 yıl, 40 yıl süren arazi uyuşmazlıkların tarafların bir araya gelerek çözüme kavuştuğunu ve arabuluculukta uzlaşmayla sonuçlandığını, anlaşmayla sonuçlandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Yine kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından kaynaklı 8.918 başvuru var. Anlaşma 2.957. Komşuluk hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklı 3.797 başvuru var. Anlaşma sayısı 1.281. Tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 530 başvurudan 124'ü de anlaşmayla sonuçlanmış. Ve buna az önce bahsettiğim kira uyuşmazlığından kaynaklanan 169.255 başvuruyu eklersek toplam 228.322 başvuru zorunlu arabuluculuk kapsamında, dava şartı kapsamında arabuluculuk önüne gelmiş ve bunların da yarıdan fazlası
anlaşmayla sonuçlanmış. Ayrıca 2007 yılında 5684 sayılı sigortacılık kanunu ve sigortacılıkta tahkime ilişkin yönetmelikle sigortacılık sektöründe de tahkime ilişkin yasal düzenlemeler yaparak tahkimin alanını daha da genişlettik. 29 Kasım 2014 tarih ve 6570 sayılı kanunla İstanbul Tahkim Merkezi'ni kurduk. İstanbul Tahkim Merkezi'ne bugüne kadar 2020 yılında 55 başvuru, 2021 94, 2022 107 başvuru, 2023 yılında 138 başvuru yapıldı. Yine 2020 yılında tahkime konu toplam uyuşmazlık miktarı 300 milyon Türk lirası iken 2023 yılı dava uyuşmazlık miktarı toplamı İstanbul Tahkim Merkezi için 15 milyar liraya ulaştı. Tahkim ve arabuluculuğun gelişmesi ülkemizdeki hukuki güvenlik ilkesini de güçlendiren önemli hususlar. Hukuki güvenlik ilkesinin daha da tahkim edilmesi ülkemiz açısından önemli. Yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi açısından önemli. Ülkede arabuluculuk sisteminin, tahkim sisteminin gelişmiş olması, yargının hızlı işlemesi özellikle yabancı yatırımcıyı da ülkemize gelmesini kolaylaştıran önemli hususlar. Bir takım eleştiriler olsa da aslında rakamlara baktığımız zaman hukuki güvenlik ilkesinin tahkim edilmesi sayesinde, arabuluculuğun ve tahkim sisteminin geliştirilmesi sayesinde doğrudan yabancı sermaye miktarının bugün 262 milyar doları aştığını görüyoruz. Bu rakam 2002 yılında sadece 15 milyardı. Bugün itibariyle 15 milyarken bugün itibariyle 262 milyarın üzerine çıktı. Ülkemizde eğer hukuki belirlilik, hukuki güvenlik ilkesi tahkim edilmemiş olsaydı bu rakam bu derece yükselmezdi. Daha yapacak çok işimiz var. Evet, iyi.